Evrim farklılıklarla ilgilenir ve bu farklılıklar olmadan evrim diye bir şeyden bahsedemeyiz. Evrim teorisine göre insanların en yakın akrabaları olan primatlardan en büyük farkları davranışsal değişkenlikleridir. Biz yaptığımız her şeyi birden farklı yolla yapabiliriz. Toplu diğer bir deyişle kolektif öğrenmeyi tetikleyen ve etkileyen en önemli şey ise birbirimizle bilgi paylaşabiliyor olmamızdır. Birbirimizle konuşarak bu bilgiyi paylaşıyor ve bu sayede nesilden nesile aktarılmasını sağlıyoruz. Bu kapasite tabii ki de dille yakından alakalı olduğu için dilin kökeni ya da konuşma dilinin kökeni, insanlığın kökenini araştıranlar için oldukça önemli bir araştırma konusudur. Bu araştırma arkeologlar, fiziksel antropologlar ve genetikçilerin ilgisini çekiyor. Biz arkeologlar ise dilin varlığını taştan yapılmış araçların şekilleri ve kullanım teknikleri açısından inceleriz. Arkeolojik kayıtlarda taştan yapılmış araçların belli bir düzende çeşitlenmeye başladığı dönem 250 bin yıl önce yaşanmıştır. Aslında bunu dillerde yaşanan değişikliklere benzetebiliriz. Bundan önceki dönemlerde taştan yapılmış araçların Afrika'nın bir ucundan diğerine hemen hemen birbirinin aynısı olduğunu söyleyebiliriz. Bundan 250 bin sene sonra Güney Afrika'da yapılmış örneğin bir balta Doğu Afrika'daki bir baltadan Doğu Afrika'dakiler de Avrupa ve Asya'dakilerden farklı görünmeye başlamış. Bu taştan yapılmış araçlar konusunda bilgi paylaşımının başladığı ve paylaşılan bilginin de bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiği anlamına geliyor. 200 bin yıl önce evrimsel olarak da hemen hemen aynı dönemde insan kafatasında da bazı değişiklikler görülmeye başlanıyor. Bu dönemdeki kafatasları çene yapısının esnekliği yönünden bugün sahip olduğumuz kafataslarımıza daha çok benzemeye başlıyor. Esnek çene yapısı o dönemki insanların aynen benim şu an yapmakta olduğum gibi sesleri parçalayarak iletişim kurmaya yani konuşmaya başlamış olması anlamına geliyor. Bu çok önemli bir değişimdir. Fiziksel antropoloji çene yapısı esnek olmayan kafataslarının konuşamayacağını kanıtlamıştır ama bunun yanı sıra esnek kafatasları nefesin kesilerek boğulma olayları çok daha kolaydır. Yani esnek çene yapısı gerçekten büyük önem taşır. Dolayısıyla konuşma da insan türü için inanılmaz önemli bir özelliktir. Çene yapısındaki bu fiziksel değişim gerçekleşmeden önce konuşmanın bugün var olmayan daha ilkel ve öncü bir formunun olduğunu düşünüyoruz. Bilgi paylaşımı kabiliyetinin kökeninin bir kısmı da genetik sayesinde açıklanır. Biz insanlar FOXP2 isimli gen sayesinde tüm bu sesleri çıkarmamızı sağlayan dilimizi kontrol edebiliyoruz. Bu gen insanların yanı sıra soyu tükenmiş olan neandertel insanlarda da bulunuyormuş. Ve bu durum FOXP2 geninin insanlar ve neandertellerin 300 bin yıl önce yaşamış son ortak atasından geldiğini kanıtlayarak konuşmaya ait taştan yapılmış araçlardan ve morfolojik değişimlerden önceki döneme ait kanıtlar sunar. Bunun için arkeologlar, paleontologlar ve genetikçiler insan davranışının en belirgin özelliklerinden olan konuşmayı daha iyi anlayabilmek için birlikte çalışırlar. Tchau,